Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Hayatınız kendi heves ve arzularınıza göre şekillenmekte. İstediklerinizin peşinden gitmektesiniz. Hayatınıza kimsenin karışamayacağını düşünüyorsunuz. Din adamlarının sizi asla kandırmadığını ve hakkı haykırdığından bahsediyorsunuz. Öyleyse bu din adamları Allah'a karşı olan her şeyin karşısında olmalı değil miler? Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyip bütün insanlara tevhide davet etmeli değil miler? Hayatınıza dikkat edin. Hayatınız ayetler mi yön veriyor yoksa sapık diziler mi? Sizi İslam mı giyindiriyor yoksa moda mı soyunduruyor? Hayatınızda Allah varsa eğer, onca şeyin hayatınızda ne işi var? Neden yaratan Allah'ken hükmetme hakkı parlamentolara veriliyor? Nedenini düşünmüyor musunuz? Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Hiç Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Hüküm ancak Allah'a aittir. Kendinizi kandırmayın. Allah sadece namazınıza, orucunuza, neyi Allah yolunda harcayacağınıza bakmaz. Dikkat et! Mekkeli müşriklerin de Allah'a duası vardı. Onların da namazları, oruçları ve haccı vardı. Lakin bunlar onları kurtarmadı. Allah sizin zihinlerinize, kalplerinize ve onun hakkını koruyup korumadığınıza da bakar. Yaratan Allah'ı kabul edip hükmetme konusunda insanların uydurduğu kanunlar ile hükmedenleri ilah edinenler. Sizler Allah'ın ne dediğini anlamadınız. O sadece kendisini kabul etmenizi ve onun dışındaki otoriteleri de sizden reddetmenizi istedi. Lakin sizler onun karşısına, onun kanunlarına muhalefet ederek hükmedenleri koydunuz. Söyleyin. Sizin bu yaptığınızı Kur'an'ın neresinde buldunuz? Hatırla Adem'e secde etmeyen iblisi. Halbuki Allah'ı kabul etmişti sen gibi. Lakin itaat etmedi, diretti. Allah'ın hükmüne boyun eğmedi. İblisin Allah'a olan inancı onu cennete koymayacak. Peki senin Allah'ın hükmü olan Kur'an'a boyun eğmemen ne olacak? Allah'ın hüküm hakkını başkasına verip Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sence nasıl Müslüman kalacak? Allah bu konuyu cevapsız mı bırakacak? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir. Allah hükmünde ortak kabul etmezken, sen onun hükmüyle hükmetmeyenlere Müslüman mı diyorsun? Allah'tan daha mı doğruyu biliyorsun? Yoksa sen gerçekten Allah'tan başka ilahlar mı ediniyorsun? Bunca alim bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Dersen, hangi tanıdığın alim peygamberden daha alim? Hangi tanıdığın varlık Allah'tan daha bilgili ve ondan daha yüce? Doğru söyleyen arıyorsan git bak Kur'an ve sünnete. Eğer nispet ediyorsan kendine ehli sünnete, işlediğin tevhid dini ortak kabul etmez. Allah'ın vasfını Müslüman hiçbir canlıya ya da materyale vermez. Allah Müslümanların kim olduğunu kitabında bildirmiştir. O ki Müslüman diyorsun kendine, bak Allah'ın kitabına, senden de bahsetmiştir. Biz elimizden geleni yaptık ve bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap. Abone ol ya da olma. Beğen ya da beğenme. Paylaş ya da bırak. Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin. Belki iyi fikirlerin var. Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar. Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.